Merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez konumuz enerji ama temiz enerji. Tabi enerjiden bahsederken dünyadaki iyi örneklerini verecek bir program yapıyoruz. Bu programda konumuz Freiburg. Bir tarafında kara ormanlar, Avrupa'nın göbeğinde. Diğer tarafında sınır komşusu Fransa ve İsviçre. Çok minik bir il diyelim ama kendine özgün tarihi olan bir il. Düşünebiliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda sadece bir katedral ayakta kalmış. Her şey yeniden yapılmış. Burası Almanya'nın çok klasik orta çağ kentlerinden Freiburg. Arkamda gördüğünüz katedral dışında her yer İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir edildi. Ama ardından ciddi bir çalışmayla her şey eskiden olduğu gibi restore edildi. Kentin değişik yerlerinde benzeri binalar bulmak mümkün. Bu ilin şu andaki nüfusu 220 bin kişi. Ama niye Freiburg dendiğinde Avrupa'nın güneş başkenti. Güneşin dışında da farklı enerji elde etme yolları var. Ama hepsi de yenilenebilir enerjiler. Yani doğayı kirletmeyen, çevreye saygılı, doğada bizimle beraber yaşayanları rahatsız etmeyecek boyutlarda her şey o öğrencilerin bol olduğu kentte üniversitelerin, STK'ların araştırmasıyla, ortak kararlarıyla yapılan bir kent. Öylesine bir kent ki ürettiği enerjinin neredeyse %140'ını satıyor başka yerlere. İnsanlar mutlu, huzurlu. Tabii ki Herkes yaşar mı o kentte? O biraz soru işareti bizim gibi toplumlar için. Çünkü kentte insanların büyük bölümü, büyük bölümü diyorum, bisiklet kullanıyor, tramvaya biniyor veyahut da yürüyor. Bizim için biraz zor bir konu. Çünkü malum bizde kişilik olgunlaşması bindiği araca göre ve zenginleşmenin de göstergesi aracın modeline ve fiyatına göre değişiyor. İnşallah bir gün biz de değiştiririz. Evet, Freiburg'a yıllar önce gittim. O zamanlar işte bir belgesel yaptık. 10 yıl oldu aşağı yukarı. Dünyada benzerlerini görmediğimiz bu Avrupa başkentinde bu başkentin temiz enerjiyle tanışmasının öyküsünü araştırmıştım. Öykünün başlangıcı çok ilginç. 1972 yılı. Avrupa'da daha yeni 68 rüzgarlarının durulma dönemi. Birdenbire Federal Almanya hükümeti biz burada o tarlaların içinde nükleer santral yapmak istiyoruz diye karar alıyor ama çiftçiler, o bölgedeki sivil toplum örgütleri ayaklanıyorlar. Biz buraya bu santrali yaptırmayız. Üstelik o dönemde ne Çernobil faciası yaşanmış ne de Japonya'daki Fukushima. Her ikisi de yok daha. Nükleer enerjinin en temiz enerji olduğu iddia edilen bir dönemde. Atom ya. Evet 1940'larda yaşadığımız Hiroşima'yı, Nagasaki'yi unuttuk. Evet atom, atom enerjisi kullanılabilir bir enerji bugün. Eğer kontrollü yapabilirsek, %100 yüz güvenilirliğini sağlayabilirsek niye olmasın? Ama işte dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya bile yıllarca o savunduğu atom enerjisinden enerji etme elde etme yolunu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü kontrolü olmayan güç sizi yok edebilir. Bunu gördük, bunu yaşıyoruz. Ama biz de halen Türkiye'de nükleer santralleri gündeme getirdik. Bir tanesi inşa ediliyor, ikincisi sırada. İnşallah diyorum. Yani çünkü bizde daha inşaat halindeki binaların yıkıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Yolda giderken insanların bastığı yerin çökmesiyle e, adeta bir obrukla karşılaşma olasılığı çok fazla. Ne duayı dikkate alıyoruz, ne fizik kurallarını, ne de bu işi yapanlar işin ehli insanlar. O yüzden yani dünyada çöp patlamasından kaç kişi öldü derseniz, valla Türkiye'de ölen 30 aşkın kişi vardı. Yıllar önce olmuştu, çöp patladı, öldü. Ama birazdan bahsedeceğim, program ilginç. Burada çöpten de enerji elde ediyoruz. Şimdi Türkiye'de de var geri dönüşümden enerji sağlanması ama ben 10 sene önce bahsetmiştim bu konulardan. Evet bu Avrupa'nın güneş başkenti. Güneş başkenti diyorum bizden daha az güneşe sahip. Yani yılda 1800 saat güneşle buluşuyor bu kent. Ama güneş ana enerji kaynaklarından biri. Onu nasıl yapıyoruz? O güneşe duyarlı hücrelerden. Yıllar önce bu hücrelerin nasıl elde edildiğine dair araştırmalar yapmıştım. Bizim bildiğimiz kum. Ama en değerlisinin de volkanik cam dediğimiz obsidyen. Ama tabii ki bununla ilgili çok gizli çalışmalar sürdürülüyor. Öylesine gizli ki bizi o fabrikalara sokmadılar Almanya'da. Çünkü dünyada gelişmekte olan ülkeler, gelişen ülkeler bu alanda yatırımlara yönelik araştırmalar yapıyor, inovasyonlar yapıyor. Bizi Almanya'da destek olan o firma bile fabrikanın içinde çekim yapma izni vermedi. Niye olduğunu ben biliyorum. Biraz araştırırsak biz de öğreniriz diyoruz hepimiz tabii ki. Evet, üniversiteler bu amaçla kuruluyor dünyada ve o bölgede dünyanın en önemli güneş panelinin malzemesi olan duyarlı hücreler imal ediliyor. O işin bir başka tarafı, onun görüntülerini göstereceğiz. Peki bu paneller nerelere konuyor? Bu paneller hesap kitap sonucu yani benim arazimde yapılsın, hayır orada yapılsın. Teyzemin kızının arazisi daha iyi. Ya belediye buraya alsın, istimlak etsin, o para buraya. Bu iş buraya diye değil. Üniversiteler bu işin uzmanları hesap kitap yapıyorlar. En iyi güneş gören bölgeler seçiliyor. İnanır mısınız bulut hareketleri bile meteorolojik verilerle hesaplanarak yapılıyor bunlar. Çünkü para yatırılıyor. Dünyanın parası üstelik. E bütün bu yatırım alanları sonucu güneşten elde edilen temiz, yenilenebilir bir enerji sağlıyoruz. Freiburg'da olduğu gibi. Dünyada şu anda inanılmaz boyutta yayılıyor. Bizim ülkede de belirli bölgelerde güneş panelleri biz imal etmiyoruz. Biz sadece burada montajını yapıyoruz. Çünkü o panellerin bahsettiğim hücreleri halen belirli ülkelerin tekerinde. Evet bu Freiburg'un bizim gördüğümüz en güzel özelliklerden biriydi. Peki bunu yaparken kendince akıllı binalar yapılıyor mu? Valla 10 sene önce görmüştüm. Bir bina görün böyle düşün bir bina. Tıpkı ağaç çiçeği gibi güneş için doğduğu yere doğru çevriliyor yüzünü güneşi doyasıya alıyor. Akşam güneşin battığı yere doğru bir dönüş yapıyor. Hani alttan özel bir burgu sistemli dönen binalar gibi. Hani oluyor ya dönen binalar Televizyon kulelerinde yemek yiyip hem kenti izlemek hem yemek yemek. İşte bunun bu tasarımı tıpkı ağaç çiçeğinden esinlenerek yapılan bina modellerinin bazı örneklerini Freiburg'da gördüm. Bu enerjinin bir tarafı. Peki başka ne tür enerjiler var? Bizim bildiğimiz rüzgar enerjisi. Yani rüzgar çarkları çok eski bir yöntem. Bizim bildiğimiz o çocukken kullandığımız bisiklet dinamosunun benzeri bir dinamoyu düşünün. Bu tabii ki büyük boyutlarda çok büyük elektrik üreten bir dinamo. Bu belirli bir yükseklikte özel pervanelerle rüzgara göre yön alıp çalışıyor. Onun tabii ki bir demaraj enerjisi var. Demaraj dediğim ilk hareket enerjisi. Onu dışarıdan almak zorunda. O götürüsü getirisi hesaplandığı zaman bazı bölgeler şikayetçi. Örneğin Türkiye'de Rüzgarla ilgili bu çalışmalar yapılırken bazı yerlerden bizim kanallar da ciddi ciddi şikayetler gelmişti. Sesten rahatsız oluyoruz. İşte kuş geçişleri engelleniyor diye. Doğru, bunların hesaplarının yine o bölge insanların onayıyla üniversitelerinin desteğiyle yapılması lazım. Biz gelişigüzel Ankara'dan aldığımız kararlarda gelişigüzel yerlere yaptığımızda bu tür olumsuzluklar çıkabiliyor. Dünyada her şey olumsuz anlamda yapıldığı zaman olumsuz sonuçlar yaratabilir. Yani içtiğimiz su bizi boğar. Yediğimiz tuz yani bir gramı bizi kurtaracakken bir kaşığı öldürebilir. O yüzden hesap kitap, o hesabın kitabında yapıldığı en güzel şey araştırma kurumları ve üniversiteler. Evet rüzgar enerjisinde olduğu yerlere gittik. Bir tribünün bayağı ciddi şekilde o bölgenin insanların ihtiyacı olan elektriği üretmesinin dışında elektrik üretip sattığını gördük. Peki başka neler var? Şu anda bizde de başladı. Örneğin geçmişte bir arazi düşünün. Yine Freiburg bölgesinde muhteşem bir tarafta inek çift, çiftlikleri, inanılmaz güzel bir e, inek sütünden elde edilen peynircilik, diğer tarafta domuz çiftlikleri, kasapların ihtiyacı olan domuzlar yetiştiriliyor. Birden biri bir etüt yapılıyor. Ya biz bu domuzları başka yerlere gönderelim. Bize sadece inekler yeterli. Sayıları belli, cinsleri belli onların dışkıları yani gübre o bölgede ekilen değişik ürünlerin arasında da en verimlisi ama ne verimi biliyor musunuz? Verim açısı yani bizim anız dediğimiz o tanelerin ayrıştırılmasından sonra ortada kalan koçanlar ve geriye kalan bitki artıklarının kompot halinde foseptik ama suni foseptik çukurları gibi değil ciddi foseptik havuzlarında dinlendirilip ürettiği metanın enerjiye dönüştürülmesiyle. Bunlar ciddi hesap kitap şey. O metan gazı gerçekten çok önemli. Bizim Ümraniye çöplüğümüzde patlayan da o gazdı. İnsanları bazen zehirleyen, öldüren o gaz. Biliyorsunuz Marslı filmi çevrildi. Orada da adam o metan gazından elde ettiği, yani kendi gübresinden elde ettiği enerjiyle bir şekilde suyu elde etti. Ardından patates yetiştirdi. Yani Bunlar önemli şeyler. Bilim bize bunların ne olması gerektiğini söylüyor. O gazı elde edip, ee, özel kompostlaştırılmış organik e, gübre ve değişik e, bitki artıklarıyla o gazı üretip onun üstüne inşa edilen bir okulsa bir hastanesi önce onun ısıtmasını sağlamak, ardından o enerjiyle, o metan enerjisiyle çalışan tribünlerle elektrik üretmek. Bunlar binlerce yıldan beri insanın düşündüğü, tabii ki elektrik keşfedilmeden de bunun düşünüldüğünü biliyoruz. Çünkü yanan bir gaz bu, metan gazı malum. Bütün bunlar insanoğlunun aklının, bugünkü teknolojilerle buluşup ortaya çıkardığı harikalar. Peki, o bölgede ne değişti? Hayvancılığın tarzı değişti. Daha çok sürüt üretiyorlar, daha çok inek yetiştiriyorlar. E, çok güzel e, sığır etleri, dana etleri dünya piyasasında dolaşıyor. Yani Hayvancılık da bölgede teşvik ediliyor. Peki bütün bunların dışında başka neler var? E, bölgede HES'lerle karşılaştım. Sakın HES dediğimde yüzünüz değişmesin. Bunlar akıllı HES bilim adamlarının ortak çalışmasıyla yapılan eser. Bir küçük nehir düşünün, bir ırmak. Freiburg civarından akan. İsmi biraz garip. Onu söyleyeyim de. E, Dreisam, Dreisam Nehri. Pardon, Dreisam Irmağı. Bizde bunun benzeri yüz binlerce ırmak var. Kentlerimizin içinden akan yanından geçen. Ama çoğu kuruyor ve çoğu çöplük. O ırmağı bir HES yapmışlar. Alman kardeşlerimiz. Ama düşünerek yapmışlar. Meyle hesaplanmış, çevre düzenlenmesi hesaplanmış. İçinde yaşayan balıkların e, o bölgeyi terk etmemesi için önce onlara bir yol yapılmış. Bir balık yolu var. Düşünün suyun içinde balıkların gittiği bir güzergah var. Ve Arşimet'in bundan yüzyıllarca önce ortaya koyduğu bir keşif. Arşimet Burgusu. Bu bir burgu. bayağı bizim bildiğimiz burgu. Bununla enerji üretiliyor. Ama bu yapılırken Arşimet burgusuyla su yukarı... Başka bir kata kaldırılıyor, su yukarı çıkarılıyor, o yukarı çıkarılmış su tekrar enerji üretecek hale aşağı iniş sağlanıyor. Bütün bunlar insan aklının bize kazandırdığı güzellikler, bize de hesler yapıyoruz. Ne su kaynağı bize doğru kaynak vazifesini görüyor, ne nehirler doğru düz akıyor. O heslerde bir yerden sonra o bölgeyi yıkan, doğa dengesini bozan hale gelip insanların tepkisini çekiyor. İşte her şey doğru yapıldığı zaman durum farklı. Ben hecdere, ben her şeye karşı değilim. Doğru yapılsın, akıllı yapılsın, liyakat olsun diyoruz. Peki Freiburg'da başka neler var derseniz? Valla enerji konusunda önemli olan üretmek diyoruz ama tüketimde de çok ciddi planlamalar var. Normalde Avrupa'nın ortalamasında baktığınız zaman neredeyse bin kişiye 400 tane araç düşüyormuş Avrupa'da. Freiburg'da çok sınırlı bu. Yani Avrupa ortalamasının neredeyse yüzde biri kadar. Çünkü insanlar özel araç kullanma ihtiyacı duymuyorlar. Bisiklet yolları var, tramvay var, yürüyüş yolları var. Bütün bunları yaparken temiz hava alıyorsunuz. İnanır mısınız yarın öbür gün bir anket yapılsa Freiburg'daki insan ömrünün diğer Alman kentlerinden çok daha fazla olduğu ortaya çıkarılabilir. Bütün bunları yaparken niye anlattım? Biz Türkiye genç bir toplumumuz var. E Freiburg bir üniversite kenti, Türkiye'de bunu gösteren güzel bir kentimiz var, Eskişehir. Niye bunların sayısı artmasın, niye kendi enerjisini ürettiği gibi enerjiyle geçimini sağlayan kentlerimiz ortaya çıkmasın? Evet, bu programda size bir dünya örneğini, bize uzak olmayan bir Avrupa kentinin hikayesini anlattım. Yeni videolarda buluşmak üzere, hoşçakalın derken eleştirilerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın.